Big Bang'e kadar benim doğru düzgün bir sahne tecrübem yoktu. Ondan dolayı Big Bang'te çuvalladığımı düşünsem de sunum esnasında. Büyütekin'in yaptığı iş için gerçekten değerli olması bizim Big Bang'ten çeşitli ödüllerle ayrılmamıza neden oldu diyebilirim. Hani günün sonunda Big Bang'in getirdiği görünürlükle birlikte hızlı bir büyüme yakaladık ve bugün Büyütekin olduğu yerdeyiz. Sunumu olabildiğince güzel şekilde hazırlamaya çalıştık. Tabii ki kendi arkadaşlarımıza sunduk. Ama orada flaşın altında doğrudan kameranın karşısında konuşmak insanı çok güzel tökezletiyor. Ben de doğal olarak tökezledim o heyecanla birlikte. Ben online olsa bile bu tip etkinliklere fiziksel gidilmesini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etkileşim oluyor. Yani olay sizin sadece izlediğiniz bir şey değil. Sadece birçok videoyu izleyebilirsiniz. Ancak gittiğinizde oradaki insanlarla iletişime geçip onların fikirlerini dinlemek, onlara tavsiye vermek ya da onlardan bir şey öğrenmek bence en değerli olan kısım bu. Bu etkinliklerin en değerli olan kısmı bu. Çünkü ben her katıldığım etkinlikte mutlaka başkasından bir şey öğreniyorum. Cep telefonum çalıyor. Kapadım. Ekosistemdeki her türlü partnerin bankasından yatırımcısına, girişimcisine bir arada olduğu bir etkinlik. Herhangi birisine ulaşmak istiyorsanız orada yakalayıp tutup kolundan hadi bir görüşelim, ben bunu anlatmak istiyorum ya da bu neydi diye sorabileceğiniz bir etkinlik olarak düşünüyorum. Sunumu ezberlemeden çıkın. Hani içinizden geldiği gibi anlatın. Ezberlediğiniz zaman yapamıyorsunuz. Benim yaptığım hatalardan birisi de buydur. Ben şu anda hiçbir sunumu ezberlemiyorum. Onun dışında aslında sahne dışında hani yakalayabildiğiniz kadar insanları yakalayın, iletişime geçmeye çalışın. Hani onlardan öğrenin ve kendinize fırsatlar yaratın diyebilirim. O andaki duygularım hani ya ben genelde biraz daha böyle nötr bir insanımdır. Hani böyle hiçbir şeye urta o anda sevinmem ya da üzülmem. Hani biraz daha böyle hani duygularım daha kontrollüdür, öyle söyleyeyim. Büyütek daha önceden Big Bang'e çıktığında 9 yaşında bir firmaydı. Ve orada ödül alıyor olması ve insanların hani böyle otomotiv alanında bu firmada gelecek var demesi sizin kendinize olan özgüveninizi de arttırıyor.